Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle 6 günlük bir diyet uygulayacağız arkadaşlar. Bundan önce biliyorsunuz shorts videolarımı takip etmişsinizdir mutlaka. Bir detoksa girmiştim. Bu detoksta neler yediğimi birazcık sizlerle paylaştım. İşte detoks suyudur, şudur, budur, onlardan bahsettim. Hatta tarifleri birebir şeklinde video olarak attım. Bu detoksun sonucunda 1,5 yağ oranı olarak düştüm, 54 kiloya düştüm. Fakat ödemim hala fazla. Bunun sebebi de regl döneminden kaynaklanan bir durum. Şimdi bu detoksun ardından normal bir diyet programına başlayacağız. İçerisinde yine karbonhidrat yok. Bakalım bu 6 günlük süreçte neler bekliyor bizi. 4 Nisan bugün arkadaşlar. 4 Nisan'ın 11.30 saat şu an. İlk öğünü, kahvaltı ve öğle yemeği birlikte bakalım ne var. Hemen hazırlayalım. Evet, 2 dilim beyaz peynirim var. 60 gram şeklinde söylenmiş. Son 12 tane çiğ badem. Bunun yanına ilave olarak çiğ fıstık ya da fındık da olabilirmiş. Ben badem aldım. Badem tüketeceğim. Diyet boyunca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zeytinim var. Yeşillik salatası var. Salatayı biraz fazla yapıyorum. Çünkü bu programı eşim de uygulayacak. Ona da. Onun programında farklı şeyler de var. Bir tane limon. Azıcık zeytinyağı. Gazinane koyacağım. Bunu sabah ve öğle yemeği şeklinde tek öğün olarak tüketeceğim arkadaşlar. Bir tane sonra ara öğünüm olacak. Sonra akşam yemeği. Yani toplamda ana öğün olarak iki öğün yapmış olacağız. Ara öğün olarak avokado, muz, üzüm pekmezi, kakao, bunları blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Avokado puding olarak geçiyor. Hazırlayıp hemen geliyorum. Ne kadar da güzel oldu. Pudingim. Hemen yiyeyim. Pekmez tadını almıyorsunuz bu arada. Kakao böyle tatlı hissiyatı veriyor. Yalan olmasın şimdi. En çok muz tadını alıyorsunuz bu arada. Avokado tadını almıyorsunuz. Ben birazcık buzluğa koydum bunu. Soğusun diye. Ama daha fazla bekletirseniz muhtemelen daha katı olacaktır ve daha hoş olacaktır. Tabii ki ara öğünümü kaçırmamak için ben çok bekletmedim. Evet, bugün sporumu evde yaptım. O yüzden bu kıyafetlerle kamera karşısına geçtim. Akşam yemeğini hazırlama vakti geldi. Saat şu an ortalama 6.30 falan. Akşam yemeğinde tavuk göğsü var. Izgarap, bir de karnabahar püresi var. Tavuk göğsünü biz öğlen civarında güzelce baharatlayıp dolaba attık. Şimdi de karnabahar püresini yapacağız. Hadi bakalım. Evet, şu şekilde güzelce baharatlamıştık. Dolaba atmıştık.
Bunun içerisinde işte istediğiniz işte pul biberdir, nanedir, kekiktir, istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben 120 gram tavuk yiyeceğim. Eşim 180 gram yiyecek. Şöyle ortada. Şu 500 gram yeterli herhalde. Yeter mi? Yetmez. Şurası köküydü zaten. Bence bu kadar yeterli. Böyle çiğ çiğ yemeyi çok seviyorum. Nasıl, kalorisi yok mu galiba? Onu çiğ çiğ yiyebiliriz. Evet, püre için bir bardak su, bir bardak süt. Bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra patatesle karnabaharı içine ilave edeceğiz. Sonra da blenderdan geçireceğiz. Hepsi çok acılı geldi arkadaşlar. O yüzden yiyoruz, açız. Bugün ikinci gündeyiz diyette arkadaşlar. Dershaneden geldim. Kahvaltımı yapacağım. Bugün kahvaltıda yine yumurta var. Yanına yeşil yapraklı sebzeler, kuru domates ve ceviz var. Ama benim yeşil yapraklı sebzem kalmadığı için bugün karalahanayla ve dünden kalan karnabaharımla böyle çiğ bir salata yapacağım. Ve yanına ceviz yiyeceğim ve yumurta. Başlayalım. Bunu biraz limonla yumuşatacağım. Çok sert çünkü. Kahvaltım bu şekilde. Ara öğünümü de dershaneye gitmeden önce burada hazırlayacağım arkadaşlar. Hazırlarken size yeni çekerim onu da. Bunu bir yiyelim bakalım. Ekmek yok tabii ki de. Ara öğünümü de hazırladım. Dershaneye götüreceğim. Bir tane ton balığı, yağsız ton balığı, salatalık, domates ve 3 kaşık loş. Bu şekilde. Evet, Şerafettin Bey, bugün kahvaltımızı sen anlatır mısın? Omlet. Omlet. Ne var omletin içerisinde? Biber var. Bir yeşil biber var. Bir yeşil biber, bir de kapya biber. Kapya biber, kırmızı biber. Yanına maydanoz yiyeceğiz. Hı hı. Bir dilim de beyaz peynirimiz var yanına. İki dilim pardon. Bir de zeytinimiz var. En son hazırladığımda tekrar gösteririm.
İşte be, güzel yapıyorsun omleti. Şahane oldu. Çok güzel oldu. Ben bayağı böyle indirmişim, baksana. Kaçsın ben o kadar indirmişim. 381'e kadar. Gidelim ara öğünümüze. Ara öğünümüzde bugün böyle pirinç patlağı arasına şekersiz fıstık ezmesi, yanına da bir bardak süt ya da kefir. Ben kefir içemediğim için yanında süt içeceğim. Evet, bu şekilde bir eşime bir de kendime hazırladım. Afiyet olsun. Bunu bu arada çok seviyorum. Yani diyet diye değil. Günlük hayatta da bunu yerim yani. Gelelim bugünkü akşam yemeğimize. Ton balıklı salata yaptım arkadaşlar. Bunun içerisinde marul var, biber var, bir tane domates var. Bu şekilde salata. Bunun yanına maş fasulyesi 4-5 kaşık normalde. Biraz fazla yaptım tabii bunları. Eşimle birlikte yiyeceğiz. Bir de bunun yanına bir bardak kefirle birlikte tüketeceğiz. Bunu seviyorum bu arada. Efsane bir şey. Like. Bugünkü kahvaltımız yumurta ve en sevdiğim şekilde yapabildim. Zeytin var 3-4 tane, maydanoz, avokado var, normalde avokadomuz olmadığı için onun yerine domates yiyeceğiz arkadaşlar. Evet, ara öğünümü dershanede yiyorum arkadaşlar. Gözetmenliğim var bugün. Cumartesi ve dershanedeyim. Bugünkü akşam yemeğimiz dışarıdan köfte arkadaşlar. Normalde somon vardı. Yapamadık. Köfte söyledik. Çorbamız var. Bunu ikimiz içeceğiz eşimle birlikte. Bir tane salata söyledik. Köftenin yanındaki ekmekleri tabii ki yemeyeceğiz. Bunun yanında bir bardak ayran ya da kefir. Afiyet olsun. Bugün ölçüm günü arkadaşlar. Rüyama bile girdi. Düşünebiliyor musunuz? Hiç kilo verememiştim falan filan. Şimdi hazırlanıp Ece'nin yanına gideceğiz. Hadi. Evet, hazırlandım. Evden çıktım. Şimdi gidiyoruz. Bakalım Ece Hanım ne yapıyor? Günaydın. Temizlik Günaydın. Yapıyor, görüyorsunuz biz geleceğiz diye elini sarı bezle yakaladık. Kendin konuştun, bu ne olacak? Ben konuşabilirim ya. Aa, sen değişik geyikler yapıyorsun. Hiç bana güvenme zaten. Güvenme olursan. Çalışmıyorum. Benim arası.
Yine kaç kilo olduğunu söylemeyecek tabii ki. Kaybederek 2 haftada toplam 1.6 kilograma güle güle dedik ve bayağı iyi. Güncel kilomuz şu anda 53.2. 54.8 ile başlamıştık. Toplam yağ kaybımız da 1.6'ya yükseldi. Yani kaybettiğimiz 1.6'nın %100'ü yağdan gitmiş oldu. Oo, kasım hiç gitmemiş o zaman. Aynen. Ödemem ne kadar düşmüş? Ödem tamamen gitmiş. %40.7. 42'ymiş zaten. Geçen aynen hafta. Değil mi? Vücudumuzda ödem yok. Yok. Güzel. Evet. Sonuçlarımız güzel arkadaşlar. Daha da yok olamam herhalde. Değil mi? Olamayız bence. Koruyabiliriz. Siz memnun musunuz Ece Hanım sonuçta? Evet, öğrencim. Her şeyi tam uydu. Her şeyi tam olarak uygulayarak geldi ve başarılı sonuçlar elde etti. Tebrik ediyorum kendisine buradan. Ece Hanım'ın Instagram sayfasını açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Sayfayı takip edebilirsiniz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdilik yok. Tamam. Ne oluyor? Niye beni çekiyorsun? Kaç kilo verdin? Bak gördün mü ben ne kadar vermişim? 2 kilo yakın vermişim. Bir haftada. Güzel. Bak yok oldum yani. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.